Gece gördüğümüz ilk yıldız hangisidir? Akşam yıldızı. Aslında o bir yıldız değil, bir gezegen. Venüs, dünyaya en yakın gezegen. Yani komşumuz mu? Aa, ziyaret edebilir miyiz? Lütfen. Hoppa. Venüs, güneşe 107 milyon kilometre kadar mesafede bir yörüngede döner. Dünyanınki ise 150 milyon kilometre kadardır. Venüs ve Dünya birbirlerine en yakın konuma geldiklerinde aralarındaki uzaklık ne kadar olur sence? 150-107. 2 mi? 2. 43 milyon kilometre, whoops. Yaklaşmışım. Venüs yılı, yani Güneş'in çevresini dolaşması için geçen süre 225 dünya gününe eşittir. Peki Venüs günü ne kadardır? Venüs çok özel bir gezegendir. Bütün gezegenler aynı zamanda hem Güneş'in hem kendilerinin çevresinde aynı anda dönerler. Uranüs ve Venüs hariç. Onlar başka şekilde dönüyor demek. Üstelik Venüs kendi çevresinde gerçekten çok yavaş dönüyor. 243 dünya günü sürüyor. İyi ama bu bir Venüs yılı kadar bile değil. Bunun için her yıl 2 gün sürüyor ve mutlu yıllar. Ve 2 gün sonra yine mutlu yıllar. Peki Venüs dünyayla hemen hemen aynı büyüklükte mi? Çekim güçleri birbirine yakın. Ama bak, Venüs'te dünyanın eğimi farklı, gördün mü? Bu yüzden Venüs'te mevsimler yok. Aha, bu durumda mevsim olsun veya olmasın kabanımı alacağım. Çünkü şunlar buluta benziyor. Evet, genellikle dünya yarı yarıya bulutla kaplıyken Venüs tamamen bulutla kaplıdır. Bu harika. Bulutların içinden geçmeye bayılırım. Hadi gidelim. Ama Venüs'ün atmosferinin karbondioksit ve sülfürik asit bulutlarıyla kaplı olduğunu aklından çıkarma. İyi, şimdi bu asit bizi yakacak. Söylediğin şey bu mu yani? Evet, bu bulutların üst kısımları sülfürik asit içeriyor. Belki gitmesek daha iyi olacak. Daha da kötüsü, Venüs'ün dünyanın iki katı ışınlanmaya maruz kaldığını, bulutlarının da güneş ışığının tekrar uzaya yayılmasını engellediğini düşündüğümüzde... Aa, evet, bildiğimiz sera etkisi. Sevgili yaşlı Venüs bir saunadır. Sıcaklık yüzeyde 500 santigrat derecedir. Gerçekten oraya gitmek istemiyorum. Ayrıca atmosfer basıncı, yani havanın ya da üstteki gazların ağırlığı, dünyadakinden 100 kat fazladır. Gitmeyeceğim. Dahası? Dahası da mı var? Evet. Gezegenin en üst kısmındaki bulutlar gezegenden 60 kat daha hızlı döndüğü için çok sert rüzgarlar oluşur. Yüzlerce, hatta binlerce kilometre hızla. Turizmi baltalayacak daha başka bir şey kaldı mı? Hayır. Venüs'ün yüzeyi diğer katı gezegenler gibidir. Volkanik aktiviteler ve rüzgarlarla olduğu kadar dev meteor etkileriyle de şekillenmiştir. Çok yazık. Bulutlar çok sevimli görünüyordu. O sevimli bulutlar sayesinde dünyadan Venüs'ü çok net görebiliyoruz. Güneş ışığını çok iyi yansıtıyorlar. Güzel güzel. Demek 500 derece. Venüs aşıkların ve tabii ki... Ve tabii ki ne? Yok, bir şey yok. Sadece demek istemiştim ki... Bilmiyorum. Görüşürüz.